Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Wortbildung Adjektive mit der Endung ik. Yani kelime oluşturması. Burada arkadaşlar sıfatları görüyor olacağız. Bu sıfatları ik şeklinde ifade ediyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, öncelikle karşılaştırmalı olarak baktığımızda sıfat denildiğinde bu hemen Türkçe ile karıştırılmasın. Mesela bald'e baktığımızda bald neydi? Yakında demekti. Dolayısıyla bu sıfat noktasında değil, değil mi? Çünkü yakında denildiğinde ne anlamalıyız biz? Zarf. Dolayısıyla şimdi ben ik getirdiğimde bakın sağ tarafta baldik şeklinde ifade etmişiz. Yakında olacak olan, yakındaki anlamına geliyor ve buna arkadaşlar biz adjektif demiş oluyoruz. Yani bu durumda yani bir nevi zarftan ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Sıfata bir transfer söz konusu. Yani bu ik ile. Dolayısıyla zaman zaman kavram karmaşasına girmesin diye bunu bu dil deneminde incelemekte fayda var arkadaşlar. Demek ki baldik denildiğinde yakında olacak olan şeklinde anlaşılmalı ve bu sıfat olarak anlaşılmalı. Almanca dinamiğinde düşünüyoruz tabi. Morgen ne demek arkadaşlar? Yarın. Şimdi ben ik getirdiğimde tabi burada ne yapmışız arkadaşlar? En düşmüş ve morgig demişiz. Demek ki bu morgig yarınki anlamına gelmiş oluyor arkadaşlar. Demek ki bald yakında, morgen yarın, değil mi? Bald ne oldu? Baldik oldu. Yakında olacak olan. Morgen yarın, yarınki diyecek olursak morgig demiş oluyoruz arkadaşlar. Gestern neydi? Dün. Şimdi dünkü diyecek olursam ne olacak arkadaşlar? Gestrig. Bakın burada birçok kelime, birçok harf daha doğrusu değil mi? Birçok harf düşmüş. Ne olmuş? Gestrig. Yani dünkü anlamı doğmuş oluyor. Dort, orada. Oradaki diyeceğim. Dortig şeklinde ifade ediyorum arkadaşlar. Demek ki orada dort, oradaki derken dortig demiş oluyormuşuz. Oben neydi oben? Yukarı, yukarıda değil mi? Yukarıdaki dediğimde oben demiş oluyoruz arkadaşlar. Demek ki yukarısı oben değil mi? Yukarıdaki derken ne yapıyormuşum? İlk sonlandırıcısını getiriyormuşum ve oben demiş oluyoruz. Sonst haricinde, sonstig haricindeki anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii biz şimdi bunları cümle içerisinde incelediğimizde daha iyi bu anlamlar oturacaktır. Çünkü birazdan ki bu kelimeleri arkadaşlar cümle içerisinde görüyor olacağız. Heute neydi? Bugün. Heutig bugünkü anlamına geliyor. Sofort derhal hemen anlamında. Sofortig acil olan, hemen olacak olan gibi düşünülebilir arkadaşlar. Dediğim gibi cümle içerisinde ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Damals bakın. Damals o zamanlar anlamına geliyor arkadaşlar. O vakitler, o zamanlar anlamında. Damalik o zamanlardaki anlamında. Ehemals ve damals birbirine çok çok yakın arkadaşlar. Ehemals de vakti zamanında demiş oluyoruz. Ehemalik vakti zamanındaki anlamında ya da o dönemdeki anlamında. Dediğim gibi bunları birazdan zaten ayrıntılı şekilde görüyor olacağız. Şimdi burada arkadaşlar ikle sonlanan bu adjektife değil mi? Sıfatlara baktığımızda hatırlayacak olursanız sıfatları biz ne yapıyorduk? Artikellere göre, artikel olduğunda ne yapıyorduk? Sonuna bu artikelleri giydiriyorduk, öyle değil mi? Bunları zaten ayrıntılı şekilde görmüştük. Dolayısıyla oradaki bu artikellerin giydirilmesi diyorum ben. Bu işte der artikeline göre değil mi? Das artikeline göre, die artikeline göre. İşte durum akusatifi mi gerektiriyor? Nominatif mi? Genitif mi? Datif mi? Ne yapıyorduk? Burada
o giydirmeleri yapıyorduk. Dolayısıyla burada da bu söz konusu olacak. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın üstünden şöyle bir geçelim. Ardından cümlelerle pekiştirelim. Bald, baldig. Morgen, morgig. Gestern, gestrig. Dort, dortig. Oben, obig. Sonst, sonstig. Heute, heutig. Sofort, sofortig. Damals, damalig. Ehemals, ehemalig. Bu öğrenmiş olduklarımızı cümle içerisinde inceleyelim arkadaşlar. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Evet, sich freuen auf neydi? Bir şeye sevinmek. Auf ein baldiges Wiedersehen. Wiedersehen neydi arkadaşlar? Tekrar görüşme, değil mi? Auf ein baldiges, bakın buradaki baldiges ne olabilir? Yakın zamanda, değil mi? Bald, yakın zamanda demekti. Dolayısıyla burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Adjektif pozisyonuna, sıfat pozisyonuna geçmiş. Baldiges. Az önce söylemiş olduğum o artikel giydirmesini bakın burada görüyoruz. Das Wiedersehen, tekrar görüşme durumuna Wiedersehen diyoruz. Ve artikeli das. Dolayısıyla ne olmuş artık buradaki sıfatın sonuna es gelmiş das'tan dolayı. Bu sebepten ein baldiges olmuş. Bu durumda ben yakında görüşeceğimize, yakındaki görüşmemize seviniyorum anlamı doğmuş oluyor. Bu sebepten ne diyoruz? Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Yakın zamandaki görüşeceğimize seviniyorum deriz ya güzel Türkçe'de. Aslında onun karşılığı olmuş oluyor bu. İkinci cümleye bakalım. Bu bir soru cümlesi. Ne diyor cümlemiz? Wann fängt die morgige Sitzung an? Die Sitzung neydi? Oturum demekti. Morgige ne olabilir arkadaşlar? Tanıdık geliyor. Öyle değil mi? Morgen, yarın. Dolayısıyla yarınki oturum ne zaman başlıyor, değil mi? Yarın olduğu belli. Saat kaçta başlıyor anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla yarınki oturum, die morgige Sitzung, yarınki oturum. Bu sebepten ne diyeceğim? Wann fängt die morgige Sitzung an? Değil mi? Yarınki oturum ne zaman başlıyor? Die Sitzung ve sonlandırıcı ne olmuş arkadaşlar? Bakın sıfatlardaki kuralımız değil mi? Die morgige Sitzung şeklinde zincirleme şekilde ne oluyor? Burada kendini göstermiş oluyor. Öyle değil mi bu son takılar? Evet. Üçüncü cümleye bir geçelim arkadaşlar. Üçüncü cümle ne diyor bize? Das gestrige Treffen war sehr interessant. Das Treffen neydi arkadaşlar? Buluşma. Gestrig ne olabilir? Dün, dünkü. Dün neydi? Gestern, dünkü görüşme, dünkü buluşma. Değil mi? Treffen, buluşma. Dünkü buluşma derken ne diyeceğiz? Das gestrige Treffen diyeceğiz. War sehr interessant. Dünkü buluşma çok ilginçti demiş oluyoruz. Sonraki cümlemize bakalım. Die dortige Gemeinde versammelt sich am Freitag. Die Gemeinde topluluk demek arkadaşlar. Sich versammeln buluşmak değil mi? Oradaki topluluk cuma günü buluşuyor. Dediğimizde die dortige Gemeinde versammelt sich am Freitag demiş oluyoruz. Bakın dort orada. Oradaki denildiğinde demek ki ne oluyor? Dortig. Biz bunu Gemeinde ile bir araya getirdiğimizde die dortige Gemeinde oradaki topluluk şeklinde ifade etmiş oluyoruz değil mi? Sich versammeln de buluşmak demekti. Am Freitag. Cuma günü. Dolayısıyla die dortige Gemeinde versammelt sich am Freitag demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım arkadaşlar. Die Teilnehmer müssen die obigen Sätze gründlich lesen. Evet, ne diyor cümlemiz? Die Teilnehmer, katılımcılar ne yapmaları gerekiyor? Die obigen Sätze, obige, die Sätze cümleler,
O bige, o ben neydi? Yukarıdaki, değil mi? O ben yukarıda. Die obige Sätze, yukarıdaki cümleleri gründlich lesen, ayrıntılı okumak demek. Dolayısıyla katılımcıların yukarıdaki cümleleri ayrıntılı okumaları gerekiyor deniliyor, değil mi? Dolayısıyla burada ne olabilir? Bu bir sözleşme olabilir, öyle değil mi? Bu bir evraktır, resmi bir evraktır. Dolayısıyla katılımcıların yukarıdaki cümleleri ne yapmaları gerekiyor? Ayrıntılı okumaları gerekiyor denmiş. Dolayısıyla die Teilnehmer müssen die obigen Sätze gründlich lesen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Wann fängt die morgige Sitzung an? Wann fängt die morgige Sitzung an? Das gestrige Treffen war sehr interessant. Das gestrige Treffen war sehr interessant. Die dortige Gemeinde versammelt sich am Freitag. Die dortige Gemeinde versammelt sich am Freitag. Die Teilnehmer müssen die obigen Sätze gründlich lesen. Die Teilnehmer müssen die obigen Sätze gründlich lesen. Sıradaki cümlemizle devam edelim arkadaşlar. Alle Schüler müssen die sonstigen Kosten selber bezahlen. Öncelikle bir anlamlandıralım. Bütün öğrenciler ne yapmaları gerekiyor? Die sonstigen Kosten, die Kosten masraf demek arkadaşlar. Die sonstigen Kosten, bakın sonst neydi? Haricinde olan. Dolayısıyla haricindeki ya da diğer masrafları, değil mi, demiş oluyoruz. Dolayısıyla selber, tek başına, bezahlen, ödemek. Bütün öğrencilerin haricindeki, yani bu masrafların haricinde, kendi özel masrafları olabilir bu, değil mi? Dolayısıyla onu kastetmiş oluyor. Die sonstigen Kosten selber bezahlen, yani haricdeki, hariç tutulan bu masrafları öğrencilerin kendileri ödemeleri gerekiyor demiş oluyor bu cümle. Buradaki sonst ne olmuş? Sonstig olmuş. Dolayısıyla çoğul olarak ele aldığımızda die sonstigen Kosten demiş oluyoruz. Sonraki cümleye bakalım. Der heutige Unterricht muss leider abgesagt werden. Evet. Der Unterricht, ders demek. Leider, maalesef. Absagen, iptal demek. Abgesagt werden, iptal edilmek durumunda. Değil mi? Bugünkü dersin, bugün maalesef, değil mi? Bugünkü dersin maalesef iptal edilmesi gerekiyor denildiğinde, bugünkü dediğimizde heutige, der heutige Unterricht diyeceğim. Bu da nereden geliyor? Bugün, heute'den. Dolayısıyla heute ne oluyor? Heutig. Ve bunun içerisinde ele aldığımızda ne olacak? Der heutige Unterricht. Neden böyle oldu? Çünkü sıfat fonksiyonuna girdiği için. Bu sebepten der heutige Unterricht demiş oluyoruz. Bugünkü dersin maalesef iptal edilmesi gerekiyor demiş oluyor bu cümle. Sonraki cümleye bakalım. Die Experten haben eine sofortige Lösung angeboten. Anbieten, sunmak demek arkadaşlar. Die Experten, uzmanlar. Sofort neydi? Hemen, derhal demek. Lösung, bu da çözüm demek. Uzmanlar ne sunmuşlar? Çabuk bir çözüm sunmuşlar, değil mi? Ne diyebiliriz buna güzel Türkçe'de? Herhalde öyle deriz, öyle değil mi? Çabuk bir çözüm sunmuş oluyor uzmanlar. Dolayısıyla bakın burada sofort ne olmuş? Sofortig. Die Lösung, bu sebepten eine sofortige Lösung, çabuk bir çözüm anlamına gelmiş oluyor. Ve die Experten haben eine sofortige Lösung angeboten cümlesine bürünmüş bu yapı. Dokuzuncu cümlemize bakalım, ne diyor? Die damalige Direktorin war böswillig. Evet, die damalige, o zamanlar ki, değil mi? Direktorin, kadın
Ne olabilir bu? Müdür değil mi? Ve böğüs velik, böğüs velik kötü niyetli anlamında arkadaşlar. O zamanlar ki ne? Müdüre değil mi? O zamanlar ki müdüre nasıldı? Kötü niyetliydi demiş oluyoruz. Dolayısıyla o zamanlar ki damals ne oldu? Damalig oldu. Dolayısıyla die damalige Direktorin formuna büründü. Die damalige Direktorin war böswillig cümlesiyle ne yapmış oluyoruz? Bu yapıyı işin içerisine katmış oluyoruz ve sıra geldi son cümleye. Son cümlemiz ne diyor? Der ehemalige Verlagsleiter kam aus Berlin. Evet, der ehemalige o zamanlar ki ya da eski kim? Verlagsleiter. Verlag bu yayın evi demek arkadaşlar. Yayın evi Leiter yürüten yönetici yani yayın evi yöneticisi, müdürü de olabilir bu. O zamanlar ki müdür, o zamanlar ki yayın müdürü gibi. Tabii yayın müdürü denildiğinde felak neydi arkadaşlar? Baskıdan geçen işte kitap olabilir, dergi olabilir, basım evi müdürü şeklinde ya da yöneticisi şeklinde düşünmemiz lazım bunu. Kam aus Berlin nereden geliyormuş? Berlin'den geliyordu demiş oluyor değil mi bu cümle? Dolayısıyla ehemalige nereden geldi bu arkadaşlar? Ehemals değil mi? Ne diyorduk? Ehemals diyorduk o zamanlar ki, o vakitler, o zamanlar ki. Dolayısıyla bu ehemalig formuna bürünüyor ve der ehemalige Verlagsleiter demek ki değil mi? O zamanlar ki müdür, yayın evi müdürü kam aus Berlin, Berlin'den geliyordu demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Alle Schüler müssen die sonstigen Kosten selber bezahlen. Alle Schüler müssen die sonstigen Kosten selber bezahlen. Der heutige Unterricht muss leider abgesagt werden. Der heutige Unterricht muss leider abgesagt werden. Die Experten haben eine sofortige Lösung angeboten. Die Experten haben eine sofortige Lösung angeboten. Die damalige Direktorin war böswillig. Die damalige Direktorin war böswillig. Der ehemalige Verlagsleiter kam aus Berlin. Der ehemalige Verlagsleiter kam aus Berlin. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde adjektive mit der Endung ik konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.